karar. Komiser İlker Emir'in suçsuz olduğu ve serbest bırakılmasına, memur Bahadır Ergün ve memur Recep Kaya'nın da aynı şekilde tutuklanmalarına gerek görülmediğine karar verilmiştir. Ekip amiri Yusuf Kahraman'la uzman memur Sebahattin Yılmaz'ınsa tutuklanarak yargılanmalarına karar verilmiştir. Ne? Ne? Nasıl olur hakim bey? Bizi ayrı tutamazsınız. Onları tutukluyorsanız bizi de tutuklayın. Mahkemeye saygısızlık etmeyi bırakın. Hakim bey, bu hiç adaletli bir karar değil. Serbest bıraksanız da ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım ağam. Baba. Babamı tutuklayacak mısınız şimdi? Ben onu göremeyecek miyim bir daha? İlknur. Allah bizimle kızım. Bizimle. Anlaşılacaktır. Kardeşler, sakin olun. Mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdürmeliyiz. Bize de yakışan budur. Eyvallah abi. Hadi arkadaşlar. Gitmemiz gerekiyor. Eyvallah. Hadi. Gidelim kardeş. Şu fedai gazaya hak görünür ayağım. Kahrımız, gazabımız... Allah var, kan yok. Bu işi çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Yapacağız tabii. Canımızla, kanımızla. Her şeyimizi ortaya koyacağız. İlker! Serbest bırakmışlar. İnan çok sevindim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağ ol bacım. Üçümüzü serbest bıraktılar ama... iki arkadaşımızı da tutukladılar. Sizin suçlu olduğunuza kesinlikle inanmıyorum. Bana her şeyi anlatırsanız size yardımcı olabilirim. Çok sağ ol. Gerçekten her türlü yardıma ihtiyacımız olabilir. Baba! Ne olur beni bırakma baba. Annem öldü. Sen de beni bırakma babacığım.
Kızım. Annen. Döneceğim eve ilk dur. Ben sensiz ne yaparım baba? Firuzan. Kızım önce Allah'a, sonra sana emanet. Gözün arkada kalmasın Yusuf. Amirim. Benim için de zor bir durum bu. Ama gitmemiz lazım. Babacığım. Döneceğim kızım. Döneceğim ilk durum. Döneceğim. Hadi Sebo. Gidelim Yusuf'um. Altına bunu yerleştiriyoruz. Abi tespit edilmesi çok zor. Çalışmaya başladığında kişi neredeyse bulunduğu ortamda konuşulan her şeyi biz de duyabileceğiz. Yiyilebilir teknoloji dedikleri bu ha. İnsan derisi bile resmen şahitlik yapıyor yani. Evet abi. Şimdi bu millete akıllı saat falan satmaya başladılar ya abi. Aynı mantık işte. Saatten konuşuyorsun, kayıt yapıyorsun, internete giriyorsun. Aynen o hesap. Bununla saate falan da gerek kalmıyor. İnsan derisi direkt mikrofon gibi oluyor ha? Evet abi. Çok manyakçaymış lan. Eskiden iki laf duyacağız diye her yere bacadan girerdik. Kulakları duvara dayayıp dinlerdik. Ver bakalım coşkuyu. Tak. Olay budur abi. İşte bu. Anında görüntü. Güzel Ayşegül. Afiyet olsun. Sağ olasın, sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Cümlemizin. Abi ayakta kaldınız. Şöyle geçin buyurun. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Çıkmayacak Selami.
Anladın mı? Onlar oradan çıkarlarsa ben de gelir seni kendi ellerimle çıkarırım oradan. Ama tabutla. Yok yok abi. Sen hiç tasalanma. Halledeceğim ben onu. Akif abiyi kaybettik. Arkasından reisi şehit verdik. Yetmezmiş gibi bir de üstüne kumpas yedik. Yusuf abiyle Sebat hapiste. Dibe vurduk aga. Resmen dibe vurduk. İnan var ya, şu an kendimi anası babası ölmüş, yetim kalmış çaresiz çocuklar gibi hissediyorum ben. Nasıl imtihandır başımızdaki Sakaryalı? Sevdiklerimizi teker teker kaybediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz tehlikede. Kardeşim. Tuğlaları öyle dümdüz yan yana dizsen bir duvar öremezsin, bir bina dikemezsin. Tuğlaların bile birbirinin üstüne yükselmesi, birbirine omuz vermesi lazım ki bir duvar yükseltesin. Şimdi hepimizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Herkes bir tarafa saçılıyor. Evet Akif abi yanımızda değil. Evet reis yok. Yusuf abiyle Sebattin abinin üzerlerine pis bir iftira kondurup hapse attılar. Ama bir şeyi hesaba katmıyorlar. Bizim gönüllerimiz omuz omuza. Anladın? Dört bir yana da saçılsak yine döner durur, iman atlası üzerinde buluşup bir oluruz. Allah inananları her nerede olursa olsun dilediği zaman toplar, bir araya getirir. Yine eski günlerdeki gibi bir araya gelmek için sabrımı yekten kuşanıp başımıza gelen bu musibetlere sabırla yekten dalarım ben o zaman Sakarya. Ümitsizliğe kapılmak bize yakışır mı paşam? Abi. Sen misin? Benim kardeşim. Bunca zaman neredeydin abi? Senin olduğunu patlamadan kurtulduğumuzda anlamıştım. Birilmez oynamak çok mu hoşuna gitti ha? Bizi acı çektirmek çok mu hoşuna gitti? Sen benim kahramanım olamazsın. Gülker dur.
Beyler, müsteşar bey geldi. Sayın müsteşarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz sayın müsteşarım. Sayın müsteşarım, bize büyük bir tuzak kurdular. Durumu düzeltebilmek için de sizin yolunuzu gözlüyorduk açıkçası. Yusuf'la Sebo'nun durumuyla ilgili araştırmayı başlattım. Ayşegül'e henüz ulaşamadık. Fakat önce bu dosyaya bakmanızı istiyorum. Bu araştırmayı Ayşegül'ün talebiyle yürütüyorduk. Başta Ayşegül'ün böyle bir şey istemesi bana da garip geldi. Ama sonuçlar ortaya koyuyor ki Ayşegül şüphelerinde haklıymış. Aciz. O kadar korkak. Ben buyum işte. Yüzleştin mi benimle? Hesabını gördün mü şimdi? Ha? Rahatladın mı? Hayır. Olamaz. Kardeşim benim. Aslanım. Aslanım. Abi sana söz veriyorum. En iyi hastaneye, en iyi doktorlara götüreceğim seni. En pahalı tedaviyi yaptıracağım. Mutlaka bir yolu vardır. Her şeyimi vermeye hazırım. Ayşegül için, ekip için, benim için. Yeter ki sen iyileş. Yeter ki sen... Yorma kendini kardeşim. Bak ben karşındayım. Yaşıyorum çok şükür. Çok şükür. Bil ki Akif Emir, yani abin yaşıyor İlker. Ama artık benim yüzüm bu maskeden ibaret. Abim. 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 Sayın müsteşarım, bizim kafamız olmuş zaten bir dünya. Burada bir takım tahliller, analizler falan var ama biz pek anlayamadık bunun ne olduğunu. Akif Emir'in mezarı açıldı. Naaşı üstünden DNA analizi yapıldı. Ne? Ne yapıldı? Ya siz Akif abimi mezarında bile neden rahat bırakmıyorsunuz? Ayıptır, günahtır vallahi. Şşş. Sayın müsteşarım, bize ne olduğunu
Şöyle anlayacağımız bir dilden anlatır mısınız ne olur? Bu sonuçlar gösteriyor ki Akif Emir'in mezarında yatan Akif Emir değil. Ne? Aslan. Ne? Sayın Müsteşarım nasıl yani? Akif Emir değil derken? Değil işte. O değilse kim peki? Akif abim nerede? Yaşıyor mu yani? Evet. Akif abim ölmedi, yaşıyor mu diyorsun yani? Sanırım. Bana yaşadığını neden daha önce söylemedin? Söylesem ne yapacaktın? Görevini bırakıp benim peşime düşecektin. Şimdi de farklı bir şey olmayacak. Sen bu haldeyken başka bir şey düşünmen mümkün değil. Hayır İlker. Asıl şimdi görevine her şeyine sahip çıkmalısın. Ekibin liderliğine ihtiyacı var. Biliyorum. Çok fena dağıldık abi. Yusuf'la Sebo'yu hapse attılar. Olanları takip ettim. Ama size o tuzağın nasıl kurulduğunu öğrenemedim daha. Bir şey soracağım. Yusuf'un karşısına çıkan sendin değil mi? Evet. Peki ona kim olduğunu söyledin mi? Yani Yusuf biliyor mu? Evet biliyor. Onca dert içinde Allah bana bu sevinci yaşattı ya. Seni gördüm ya abi. Rabbime şükürler olsun. Artık ölsen de gam yemem. Ne ölmesi? Daha dur bakalım. Düşman uyumuyor. Sürekli hain tuzaklar kuruyorlar. Ne yapmamız gerekiyor abi? Hazreti Yusuf'un kıssasını hatırla İlker. Hani kardeşleri ihanet edip kuyuya atmışlardı ya. Sonra da babalarına Yusuf'u kurt kaptı. Hepimiz çok üzgünüz diyerek Yusuf'un kanlı gömleğini götürmüşlerdi. Planları tıkır tıkır işlemişti. Yusuf'a da böyle bir tuzak kuruldu değil mi? Bu yüzden hapiste. Ekibi dağıtmak için ondan başladılar. Evet öyle. Ama kıssaya dönersek, unutma ki zalimlerin hesabı Allah hesabı görene kadardır. Belki sandığımız kadar kolay olmayacak ama üzülmeyeceğiz, gevşemeyeceğiz. İnananlar bizsek galip geleceğiz inşallah. İnşallah abi, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم.
Yılmaz'ı bitirmeden aklamalıyız. Bu kıssalar boşuna anlatılmıyor paşam. Sebo ile Yusuf haksız yere içerdiler. Gün geliyor, hepimiz kuyuya atılıyoruz. Mesele kuyudayken Hazreti Yusuf gibi kalabilmekte, sabretmek, küsüp gitmekte değil, umudu kesmemekte. Eyvallah abi, haklısın. Başımızda bu çorabı ören hainler dediğin gibi hiç durmuyorlar. Yusuf'la Sebo'ya hapishanede tuzak kurabilirler. Onları mutlaka korumamız lazım. Ben onunla ilgili çalışıyorum. Bir yolunu bulacağım. Merak etme. Razı olsun kardeş. Estağfurullah abi. Allah senden de razı olsun. Şunlara iyi bak kardeş. Şu kafirlere iyi bak. Bunlar Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i ve daha nicelerini Allah'ın huzurundayken şehit edenlerle aynı zihniyetteler. Bunların hesabını görmek de bize nasip oldu demek. Öyleyse hesaplarını hak ettikleri gibi görelim abi. Buradan çıkamayacaksınız lan. Size buradan geçiş yok. Sizi paketleyip çukura göndereceğiz. Sebo. Sen kapıyı tut kardeş. Bunlar bende. Başüstüne abi. Aslan. Sizi bizim üstümüze salan köpeklere söyle. Bizi burada hapis, bizi burada yalnız sanıyorlarsa yanılıyorlar. Söyle onlara. Allah her yerdedir.
Ve o dilerse biz buradan çıkacağız. Çıkınca da kumpası kuranların hepsinden hesap soracağız. Söyle bunu onlara. Şimdi çıkın bu mescitten. Çık! Allah kabul etsin Yusuf'um. Amin Sebo. Amin. Ya Sebo. Ben vitir vacibi kılmadım daha kardeş. Benim de abdest kaçtı. Tazeleyeyim de geleyim. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Uykusundan uyanmıştır herhalde. Hiç ses soluğu çıkmadı. Bir bakalım. Bakalım. Oo. Şuna bak. Hala mışıl mışıl uyuyor. Ne yapalım? Nabzına bir bakalım. Durumu iyiyse uyandıralım artık. Yaşıyor. Sen bir bardak su getir de uyandıralım şunu. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Senin lanet yüzünü görmeyeceğim bir yere. Koş, yakala. Koşun. Kaçmasına izin vermeyin, yakalayın. Koşun lan. Dinliyorum İrem. İnşaat ofisinin oraya geldim. Bir sürü karanlık tip var. Bazıları silahlı. Önden girmek mümkün olmayacak. Anladım. Tamam. Yine de çok sağ ol. Biz mecburen arka taraftan gireceğiz o zaman. Ne yapıyoruz paşam? Kılavuzumuz balta. Eyvah. Desene birader, yandık o zaman. Niye yanmışız? Denize açılan asıl gizli geçidi ben buldum. Aramada olay yeri inceleme bile es geçmiş aga. Evet, dosyaya baktım ben.
Patlayıcıları mühürlediler ama denize açılan bir yoldan bahsetmiyorlardı. Sen öyle yeraltı tünellerinde havasız kalıp hayal görmüş olma Hafız. Gizli geçit dedin, denize çıkıyor dedin. Gizli geçit yoktu da ben nereden çıktım geldim yanınıza? Var diyorum sana. Peki nerede balta? Şu ileride. Kayalıkların oradaydı sanki. Hala sanki diyor birader ya. Beni takip edin hadi. Ne oldu birader? İzini kaybettirmek isteyen tilki önce yuvasını bozarmış Carlos. Yani birader? Balta haklı çıktı. Adamlar gizli geçidi kapatıyorlar. Yeni mekana taşınmadan önce burayı mühürlüyorlar. Dedim ben size. Oğlum ne işler çeviriyor lan bunlar? Anladığım kadarıyla patlayıcıları boğaza girmeden önce deniz yoluyla buraya getiriyorlardı. Burada boşaltıp gizli geçitten inşaat firmasının alt deposunda saklıyorlardı. Sonra da patlayıcıları küçük küçük karayoluyla servis ediyorlardı. İyi de niye karayolundan getirmiyorlar ki paşam? Böyle denizle uğraşıyorlar. Demek ki deniz yolu onlar için daha müsait balta. Harbi ya, incin top oynuyor. Üç kağıtçılar. Biz burayı deşifre edince polis deniz yoluna geçişi bulmadan kapatıyorlar şimdi. İşi de Yusuf abiyle ise bunun başına yıktılar zaten. O. Kimse uyanmadan kapat dükkanı, git başka dükkana. İyi ya işte. Bu dükkanı tasfiye edenlerden yeni dükkan nereye açılıyormuş öğreneceğiz işte. Bu kadar basit. Interpol için çalıştığımı söyleyince adamlarınız benimle alay ettiler. Bunun hesabını vermeliler. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş, kusura bakmayın. Ekip bir isimli bir kadro var biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Son yaşanan olayda bir kısmı tutuklandı. Sizin ajanınız Susan da oradaymış. Onun da ekip birliği olduğunu düşünmüşler. Öyle mi Susan? Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Ben oraya araştırma yapmaya gittim. Ve ne olduğunu anlamadan rehin alındı. Aslında biz sizi rehin almadık. Sizi kurtarmış olduk. Kim bilir orada başınıza neler gelecekti. Buradan hemen gitmek istiyorum. Dediğim gibi, bizim tüm uluslararası kurumlara çok büyük saygımız var. Sizlerden tekrar özür dilerim. Koşun!
Getir hadi gönder. Yok be abi. Henüz bizim ekipten gelen giden yok değil mi Yusuf abi? Daha gelen giden yok ama Sebahattin. Eminim bizi buradan çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır kardeşim. Şimdiden suçsuzluğumuzu ispatlamak için delil peşine düşmüşlerdir onlar. Yusuf hanginiz? Benim. Ziyaretçim var, gel benimle. Hadi hayırlısı. Beklediğimden de hızla çıktılar vallahi. İyi dedin. İnşallah iyi haberlerle dönerim Sebo. İnşallah abi. Ben seni burada bekliyorum. Eyvallah kardeşim. Şu giden herif. Yusuf mudur nedir? Fena dövüşüyor. Yok be abi, hadi ya. Önce diğerini atlayalım. Sonra öbürünün icabına bakarız. Tamam Selam abi. Anlaşıldı paşam. Siz bir iki dakika oyalayın şunları. Ben arkadan dolanıp bitiriyorum işlerini. Tamam mı? Hadi eyvallah. Sen bitersin Ayşegül. Ne duruyorsunuz lan? İnip baksanıza aşağıya. Yiğit abi baksana, kimse gözükmüyor ortalıkta. Lan salak herifler. Elin karısı atlattı bizi be. Girin lan, gidiyoruz.
Ne yaptınız? Peşinde misiniz hala? Anladım. Sizden kendi isteğiyle kaçtığına inanması lazım. İnandıysa sorun yok. Bırakın kaçsın. İnandırıcı olması için daha da kovalardım da. Yanımızda öyle salaklar var ki. Sen merak etme. Onu harbiden yakalayamadığımıza kesin olarak inanmıştır yani. Anladım. Yakalamak isteseniz de kaçacaktı yani diyorsun. Neyse. İyi. Bırakın gelin. Ben de akrabi her şeyin planladığımız gibi yürüdüğünü haber vereyim. Tamam. Sana bir zarar gelmemesi için Fatma'nın yanında kalmanı istemiştim. Oradan kaçtım. Çünkü gerçekleri öğrenmem gerekiyordu. Bunu söylemesi biraz garip ama... ben seni öldü biliyordum Zeynep. Sana anlatmam gerekenler var Yusuf. Ölmedim ama ölmekten beter oldum. Yıllarca yurt dışında rehin tutuldum. Üstelik İlknur'un öldüğünü söylediler bana. Benim yüzümden öldüğünü sandım. İlknur. Yaşıyor Zeynep. Hem de çok iyi. Hep seni özlüyor. Seni sayıklıyor. Evlendiğini, yeni bir yuva kurduğunu da öğrendim. Ama bize çok büyük bir oyun oynandı. Beni senden ve kızımdan ayırdılar. Oyun mu oynandı? Ne oldu Zeynep? Neredeydin? Her şeyi anlatmalısın. Anlatacağım. Onun için buradayım. O kadın. Evlendiğin kadın. Her şeyi yapan o. Hepimizin hayatını mahvetti. At silahını. At silahını! Atsana lan! At silahını! Lan at silahını! Yoksa acımam arkadaşına! Bana bak! Üçünüz de uslu uslu teslim olup bildiklerinizi anlatırsanız inan hiçbir sıkıntı olmayacak. Hadi lan oradan. Tamam mı Carlos? Teslim oldular mı? Oldular, oldular da. Bunların hiçbirisinin konuşacak hali kalmadı birader. Hadi.
Ey yarabbim ya. Ne yapacağız şimdi birader? Bana bak. Bana bak. Senin kafanı kopartırım ha. Akıllı ol lan. Akıllı ol. Bir tek sen kaldın. Bildiklerini anlatmazsan senin de gözün yaşına bakmam. Benden ne istiyorsunuz kardeşim? Burayı kapattıktan sonra operasyonları nereden yürüteceksiniz? Bilmiyorum. Bana bak. Seni burada bir güzel pataklarım. Sonra da gider denize atarım. Anladın mı lan? Balıklara yem olursun. Abi beni denize atma. Yüzme bilmiyorum vallahi. Denize atmazsanız anlatırım size. Anlat lan. Şu geçidi kapattıktan sonra yeni talimatları almaya gidecektik. Bize yine yol görünüyor birader. Nereden, kimden alacaktınız talimatları? Bir otopark var. Orada buluşacaktık. Gerisini bilmiyorum. Otoparkın adresini biliyorsundur herhalde, ha? Biliyorum, biliyorum. Kalk! 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 Yolda bunu denize atalım mı? Belki mecbur kalınca yüzmeyi de öğrenir. Hadi yürü. Artık yeni hapishaneler pek konforlu. Havuz olan bile varmış. Orada öğrenir Hafız. Ne be ya? Havuzlu hapishane mi var? Var tabii. Görsen. Bir daha bizim karargaha bile uğramazsın. Full konfor. Allah göstermesin. Beni resmen kaçırdılar. Ekiplere tuzak kuranlar da onlar. Siz de Nevzat Ateş'e gayet iyi davrandınız. O basit bir iş adamı değil. Kirli işleri var. Nevzat Ateş'in neler yaptığının farkındayız. Ama henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Daha fazlasını öğrenmeliyiz. Demek farkındasınız. Peki neden bunu kendisine söylemediniz? Önceliğim seni oradan sağ salim çıkarmaktı. Üstelik bizi düşman gibi görmesini istemedim. Bırak şimdi hiçbir şeyin farkında olmadığımızı sansın. Ben de bir an o lanet herifle işbirliği yaptığınızı bile düşündüm. Ekip birdeki o delikanlı. Carlos dedikleri. Sen gerçekten ona aşık olmuşsun anlaşılan. Değil mi? Her şeye duygusal tepki veriyorsun. Bu da nereden çıktı şimdi? Soğukkanlı davranırdın eskiden. Duygularını işe karıştırmazdın. Fakat görüyorum ki sürekli ekip bir var aklında. Onlar da bana yardımcı olmuştu. Onlarla birlikte çalışamazsın Susan. Eğer böyle devam edersen görevini iptal ederim. Nevzat Ateş, Türkiye'ye patlayıcı sokmaya devam ediyor. Ama yeni bir yapılanma içindeler. Ne yapmam gerekiyor? Yakın takipte olmanı istiyorum. Bugün bir otoparkta önemli bir görüşme olacak. Tamam. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yalnız bir şartım var. Kesinlikle ekip birle çalışmayacaksın. Eğer onlar da işin içine girerse, gerekirse onları da atlatacaksın. Ne gerek var buna? Onlar da bu ülkenin önemli bir emniyet birimi. Sadece kendi işine bak. Gerekli bilgileri toparla ve raporu teslim et. Sonra da Carlos'a veda et. Çünkü yeni görevin için seni bir hafta içinde başka bir ülkeye göndereceğim. İkidir aynı şey oluyor ama. Yavaş yavaş. Ya yolda şunu. Ya oğlum sıra bende, bana ver. Ya ne sıra sende, demin sen atmadın mı ya? Yavaş yavaş hadi oynayın ya. Tamam abi tamam hadi. Ya beraber geçiyoruz. Hadi kaçın ya. Hadi be. Abi hadi bir daha. Bana da atın.
Kendi gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim diyorum sana. Her şeyin sorumlusu Firuzan. Beni öldü gibi gösterdi. Ailemizi, yuvamızı dağıttı. Neden bir şey söylemiyorsun? İnanmıyor musun bana? Seninle karşılaştığımda onlarca insanın içinde bomba patlatmak üzereydin Zeynep. Masum gazileri ve yaşlıları öldürmek üzereydin. Ama bana ilaç verdiler. Kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. İşte ben de onu diyorum ya. Sana verilen ilaçlar seni sen olmaktan çıkartmış Zeynep. Bu benim için de çok zor. Ama söylediklerini kabul etmem de çok zor. Tedavi görmelisin. Arkadaşlarımın hepsine sana yardım etmelerini söyleyeceğim. Ayşegül'e gidebilirsin. O sana yardım edecektir. Hadi artık, görüşme süresi bitti. Üzgünüm Zeynep. Keşke farklı şartlarda görüşebilseydik. Yalnız şunu bil ki, her ne olursa olsun, yaşadığını çok sevindim. Eski sağlığına kavuşman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama ne olur, şimdilik ilk durun haberi olmasın. Ne olur. Hadi artık, hadi. Allah'a emanet ol Zeynep. Artistik dövüşüyorsun. Sen dışarıda ne işlerle meşguldün birader? Senin gibi şerefsizleri yakalayıp buraya getirmekle meşguldüm. Sana meydan okuyorum. Herkesin gözünün önünde birebir döveceğim. Kazanırsam ne istersem yapacağım. Peki sen kaybedersen ne yapacaksın lan? Bükemediğimiz bileği öperiz birader. Anlaştık. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Saldırsanıza! Ne meydan okuması? Bitirin şunların işini! Dur hele Selami. Ben şu arkadaşı özel pataklayacağım. Yarım saat sonra avluda buluşalım.
Ayrılın. Eşkıda geç geç. Geç çabuk. Sebo. Yapma. Yusuf. Herkesi gözü önünde dövüşme. Yine bir ceza keserler sana Allah'ım. Kardeşimin bu hale geldiğini görmektense kellemi veririm daha iyi. Ölümüm benim elimden olacak. Geç şöyle geç. Geç kenara geç. Geç sen de. Sevdiklerine veda mektubunu tamam, şimdiden tamam. Yaz. Görüşeceğiz seninle. Tamam tamam. Sebo. Sen iyi görünmüyorsun kardeş. Seni hemen Reder'e götürelim. Hadi. Yardım etsene birader. Tamam. İşte İrem. Bunlar adamların kullandığı teknenin belgeleri. Kime nereye bağlıymış araştırırsan iyi olur. Belki bir şey çıkar. Tamam. Buna hemen baktıracağım ben. Ne Ayşegül'e ne de Suzan'a ulaşabildik delirdim kafayı yiyeceğim. Nerede bunlar? Suzan bize bir numara mı oynadı hala bilemiyorum. Bu işi mutlaka seni çözmen lazım. Hı hı. Ama önce otoparka gidip yeni yapılacak görüşmeyi basmamız lazım. Paşam bırak ben gideyim oraya. Bu işe benim yüzümden bulaştık. Suzan devreye girdi işler karıştı. Sen tek başına ne yapacaksın oğlum orada? Ya güzel kardeşim, daha rahat hareket ederim. Birlikte dikkat çekeriz. Hem Yusuf abi ne olacak, Sebahattin abi ne olacak? Siz gidin bir onlara bakın. Emin misin Carlos? Yapabilir misin? Ayıp ediyorsun kardeşim. Ben de. Tamam o zaman. İrem, sen bu teknenin ayrıntılarına bak. Biz de baltayla karargaha dönüp kalan işleri toparlayalım. Tamam. Arkadaşlarınızı da hapisten kurtaracağız. Merak etmeyin. Ben İnşallah. Onların suçsuz olduğuna eminim. Ve suçsuzluklarını ispat edecek belgeleri mutlaka bulacağım. İnşallah. İnşallah. Sağ ol İrem. Çok teşekkür ederiz. Sen de ekip birinin gözü kulağı olun adeta. O zaman ben de otoparka doğru yola çıkıyorum birader. Kolay gelsin Carlos. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Görüşmenin yapılacağı otoparka doğru harekete geçiyorum. Operasyon başlamıştır. Bana inanmadın Yusuf. Ama gerçeği ortaya çıkaracağım. Kızımı kurtaracağım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Zeynep. Geleceğini bildiğim için kapıyı açık bıraktım. Lanet kadın. Hain. Kızımı da kocamı da sana bırakmam. Anladın mı beni? Geçmiş olsun. Eyvallah. Ben gidiyorum kardeş. Ben de geleceğim Yusuf. Olmaz kardeş. Ama merak etme. İkimiz için de dövüşeceğim.
gidemezsem kızım önce Allah'a, sonra sizlere emanet. O nasıl söz be Yusuf'um? Ben şimdi hapishane müdürüne haber vereceğim. Birleşiyorlar mı? Sen de yasal gerekeni yap. Ama bu hapishanede onların sözü geçiyor Sebo. Ve Allah başka türlüsünü dilemedikçe bize burada boyun eğdiremeyeceklerini göstereceğim. Yapma be gözüm. Boynumuz kesmeye gelir. Ama koyun değiliz. Çekmeye gelmez. Bizi burada öldürebilirler. Ama vatana hizmetten vazgeçiremezler Sebo. Allah yardımcın olsun Yusuf. Vur, 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 vur hadi, vur, vur, vur abi, vur, hadi, hadi, vur, 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 daha sert vur, daha sert vur, hadi. Hiçbir gardiyan yokken bitirelim şu işi. Bak kardeş, bas git yoluna. Ben de unutayım bu anı. Kavgaya gerek yok. Ördek misin, ödlek misin? Nesin sen? Vazgeçmek için son şansın. Pes et. Önümde diz çök, canını bağışla. Anlaşıldı. Artık ben sana vazgeçmen için teklifte bile bulunmayacağım. Aslında. Zeynep, yapma. İkimiz de oyuna getirirdik. Yusuf'un da, İknur'un da hayatı tehlikede. Yalancı, adi numaracı. Dur diyorum sana, dur. Benimle baş edebileceğini mi sanıyorsun? İknur, İknur. Aa Selma. Ne haber? İyiyim. Bugün çok az ödev verdiler bana. Bize gidip oynayalım mı? Bana da çok ödev verdiler. Eve gidip bitirmem lazım. Hadi ama ne olur. Şimdi benim canım sıkılır. Hadi gel. Sonra ben senin ödevlerine de yardım ederim. Aslında çok güzel olur. Ama eve gidip izin almam lazım. Tamam, izin al sonra da gel. Biraz oynar sonra da ders çalışırız. Tamam, olur. Kızımı sana bırakmam. Duydun mu beni? Bırak beni. Bırak. Buraya gel.
gelmen hiç iyi bir fikir değildi. Seni geberteceğim. Hayatımı mahvettin sen benim, anladın mı beni? Günah benden gitti Zeynep. Yusuf seni öldü biliyor. İlknur da öldü biliyor. Geri dönüp eylemci oldum. Saldırılara katılıyorum mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Söyle. Ben Yusuf'un karısıyım. Kızımın da annesiyim. Ve hayattayım. Sonum da orada ya zaten. O zaman hayatına veda etme vakti geldi. Gülüm ben geldim. Diye korktum. İzin alacaktım. Yok canım. Evdeyim. İyi misin sen? Nefes nefese kalmışsın. İyiyim iyiyim. Çamaşırları çıkarttım da ondandır. Sen niçin izin alacaktın? Selma çağırdı. Onlara gidebilir miyim biraz? Tabii. Gidebilirsin. İyi o zaman. Çantamı bırakıp üstümü değiştireyim. Yok canım. Gerek yok. Böyle git sen. Bekletme arkadaşını. Firuzan. Sen zor izin verirdin hep. Kötü bir şey yok değil mi? Babam iyi değil mi? Ona bir şey mi oldu yoksa? Yok. Olur mu canım? Ne olacak? Baban iyi. Merak etme sen. Ben yine de üstümü değiştireyim. Hadi odana git. Giyin bir an önce. Arkadaşını bekletme. Sende bir gariplik var ama bana söylemiyorsun sanki. Gariplik falan yok. Her şey yolunda İlknur'cum. Hadi. Tamam. Bir şey varsa söyle ama. Biliyorsun artık büyüdüm. Sana yardım edebiliyorum. Sağ ol canım. Çok tatlısın. Sağ ol. Hadi. Kızım. İlknur. Beni mi özledin anneciğim?
kalk. Ne oldu? Üstüne üniforma giyip arkana bütün polis kuvvetini alamayınca pek bir zorlandım bakıyorum. Daha yeni sınıyoruz. İşini çabuk bitirirsem zevki çıkmaz. Burada ekip yok. Burada benim karşımda tek başınız. Geberteceğim seni. Yürü. Helal sana. Helal olsun başkanım. Hadi acıma. Hadi kalk. Başkan. Hadi bak. İşte geldim. Çok güzel olmuşsun. Ödevlerini de aldın mı yanına? Aldım tabii. İyi. Peki o zaman. Sen git şimdi. İstediğin zaman gelirsin. Babam hapisten gerçekten çıkacak mı? Çıkacak tabii ki. Arkadaşlarıma bir şey diyemiyorum. Çok utanıyorum. Peki o zaman. Bak dinle. Sana bir sır vereceğim. Ama kimseye. Babana bile söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Neymiş o sır? Sen şimdi git gönül rahatlığıyla arkadaşlarınla oyna. Çünkü baban hapse çok gizli bir görev için girdi. Gerçekten mi? Evet. Yoksa ne işi var babanın hapiste? Tamam. Kimseye söylemek yok ama. Ne görevi bu, anlatsana. İlknur'cum, sana bunu rahat ol diye söyledim. Her şeyi anlatırsam sonra baban bana kızar. Ama çok merak ettim şimdi. Akşam dönünce konuşuruz, olur mu? Özel görev demek ha? Yani babamın suçlu olması falan hepsi numara mı? İlknur'cum, beni söylediğime pişman etme. Bu bizim sırrımız olsun. Selma bekliyordur seni, hadi. Beklesin, arkadaşım o beni, kızmaz. Hadi anlatsana ne olur. Gel o zaman ben götüreyim seni. Yürürken de birkaç şey daha anlatırım ha? Tamam, harika. Acaba? Aha da vallahi gelmişler işte. Yaktın beni Suzan. Ama şu herifleri yakalayıp işleri düzeltince sana da soracak hesabım var. Evet işte. Geldiler. Carlos.
Carlos. Suzan. Silahını Suzan. Bana güvenmiyor musun? Hala o silahı bana tuttuğuna inanamıyorum. Sana en son güvendiğimde tuzağa düştük. Mahkemelerde süründük. Arkadaşlarım hala hapiste. Neden yaptın? Bunu bize neden yaptın Suzan? Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi anlatacağım. Ama önce şu silahı indir. Hiçbir şey anlatmana gerek yok. Her şey ortada. Demek babam hapishanedeki kötü adamlardan bilgi alacak. Sonra da dışarıdaki kötü adamları yakalayacak. Öyle mi? Evet canım, aynen öyle. Onun için sen üzülme. Baban sağ salim eve dönecek. Bu sırrı benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. İnan hiç kimseye söylemeyeceğim. Başkan! 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 Başkan
Öldür. Baba, baba. 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 Canım baba. Baba bana güçlü olmayı sana öğretti. Dur. Hadi gel baba. Kızım. Hadi gel.